Çilek'ten uçağa, uçaktan ama bariyerlere diyor. Ama Çilek zamanı lastik patladı Erto. Galatasaraylılar Çilek'ten uçağa, uçaktan bariyerlere. O Çilek'te görüntü, patladı. İşte bu Galatasaray'ı en iyi anlatan tamam görüntü da deniliyor. İşte Galatasaray deniliyor. O Çilek'te de lastik patladı Erto. Aldılar Galatasaray mali sıkıntı içine düştüyse de Çilek zamanı. Çilek'ten dolayı oldu. Tamam şampiyonluklar geldi ama Çilek'te Çileğin ama yanında da abi, çileğin yanında da şampanyalar, mampanyalar içildi çileğin yanında. Ne oldu? Para gitti. Sadece çilek yersen güzel. Şimdi lokantaya gittiğin zaman Ertemciğim. Evet. Çilek yersen, sadece meyve yersen fazla para tutmuyor. Ama yanında da o dediğimiz içkileri falan içtiğin zaman çok para tutuyor o zaman. Tabii canım. Onun için şampanyalar, mampanyalar, uçaklar falan filan, Galatasaray mali krize düştü. Galatasaray'a kim parayı, kasayı düzeltmeye çalışan adam, bir adam vardı. Adnan Polat. Adnan Polat geldi. Aman dedi, para harcamayalım, borçları ödeyelim, bilmem ne falan düzeltelim. Adnan Polat'tan sonra geldiler. Bir gün Adnan abi gördüm. Adnan abi ne oldu? Vallahi ne bileyim vallahi Sinancığım dedi. Benim zaman dedi tuvalet kağıdından bile aciz gelmişti dedi kulübe dedi. Herhalde dedi biz düzelttik dedi. Şimdi gelen dedi yine tekrar bozuyor dedi, yapıyor bazı şeyleri. Yani onun için o çilek bugünleri zor durumlara düşürdü Galatasaray'ı. Ama Galatasaray bayağı oyuncu sattı, Allah'a ver. Şimdi bu yönetime kızıyoruz diyoruz ama para kazandırdı. Bakın para kazandı. Bugün Galatasaray transfer yapma hakkı var. Var. Galatasaray transfer. Rodriguez'i kim aldı? Dursun Özbek. Yönetimi değil evet, mi? Evet. Bak satıldı, para kazandı Galatasaray. Evet. Şimdi sevgili seyirciler, Galatasaray maalesef hani bu tablo ortada ve Galatasaraylı taraftarları üzüyor ama Fatih Hoca bugün dedi ki 2-3 gün daha bekleyin dedi. 2-3 gün daha dedi. Bir Alanya maçını görelim. 2-3 gün daha bekleyin. Alanya maçını sonra, görelim bir dedi. 2-3 gün sonra ne istiyorsanız yapabilirsiniz dedi. Ama Galatasaray yönetimi buna fırsat vermeyecek Alanya sevgili arkadaşlar. Alanya maçını bir görelim dedi. Galatasaray yönetimi bunu yapacak. Ben size söyleyeyim. Yani bu transferi gerçekleştirecek. Onun için yani dediğim gibi şey yapmayacak. Malatya